zamanımızda da olsaydı yok. Ama tüm Türkiye'de bu akıllı tahta ve tablet bilgisayarla eğitim 17 ilde yapılıyor. Diyarbakır'da bunlardan biri. Toplam 52 okulda yapılıyor. 52 okuldan tüm Türkiye'de Ziya Gökalp Lisesi de bunlardan biri. Bizim tabii amacımız, başbakanımız bu projeye çok inandı ve talimat verdi. 4 yıl içerisinde bütün Türkiye'ye biz bu projeyi yaygınlaştırmış olacağız. 4 yıl içinde tüm Türkiye'de uygulanacak. Bizler aslında bugün buraya da geldik sizleri dinlemeye. Akıllı tahta nasıl, memnun musunuz, nasıl gidiyor ya da daha farklı nasıl olabilir? Sizlerden dinleyelim biraz, konuşmak isteyen varsa. Bir de herhalde 12. sınıftasınız, üniversiteye hazırlık, ne olmayı planlıyorsunuz? Hareket düzselindeki başarı seviyesiyle, akıllı tahta geldikten sonraki başarı seviyesinde bir oranlama yapılırsa, akıllı tahtaya geldikten sonra düşme olursa herhangi bir başka bir plan var mı? Düşme olacağını hiç zannetmiyorum ama ona göre mutlaka bir planlama yapılır. Bak zorundayız. Yalnız hani şey, bak dedim ya, biz doğu olarak hani bu tarafta kaldık. Ben başta anlattım. Türkiye'de bu tabletli eğitim sistemine 17 ilde başlandı. Bunlardan birisi Diyarbakır. Toplam 52 okulda başladı. Bunlardan 4 tane okul Diyarbakır'da bulunuyor. Ve birisi de sizin okulunuz Ziya Gökalp Lisesi. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Diyarbakır'daki çocuğun, doğudaki çocuğun, güneydoğudaki çocuğun İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan hiçbir fark yok. Yani hepimiz bizim çocuklarımızsınız ve biz bu anlamda çalışıyoruz. Eğitim sisteminin çok ciddi sorunlarına değindim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bakan Bey, yeni bakanımız Ömer Bey'i biz beklerdik ki eğitim bakanımız gelsin, hani böyle eğitim sistemi konusuna bakmak. İnşallah o da gelir, söyleyelim. Doğru, haklısın. Çok ciddi bir çalışma yürütüyorlar. Eğitim sistemimiz şu anda topyekün ele alınmış durumda. Hakikaten üniversiteden mezun olduktan sonra işsiz gençler olmasındansa meslek liselerinin mesela ön planda olması, çünkü çoğu yerde siz kalifiye eleman bulamıyorsunuz. Meslek liselerine yönlendirme yapılması gerekiyor. Sınav sisteminin gerçekten çok doğru, düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Kimsenin kafasında kuşku kalmaması gerekiyor. Çünkü herkes hak ettiği şekilde yerleşmeli, hak ettiği şekilde payını almalı. Ya biz bunun için mücadele ediyoruz. Başbakanımızın talimatı bu yönde. Milli Eğitim Bakanımız çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Yani mesela ilk defa Milli Eğitim'de Kütüphanecilik Dairesi Başkanlığı,